Bilmek istersen seni can içre ara canı. Geç canından bul anı. Sen seni bil. Sen seni. Kim bildi efalini? Ol bildi sıfadını. Anda gördü zatını. Sen seni bil. Sen seni. Görünen sıfadındır. Anı gören zatındır. Gayrı ne hacetindir? Sen seni bil. Sen seni. Kim ki hayrete vardı, nura müstarak oldu. Tevhidi zatı buldu. Sen seni bil. Sen seni. Bayram özünü bildi. Bileni anda buldu. Bulan oldu, kendi oldu. Sen seni bil. Sen seni. Kültür mirasımızın geleceğe aktarılmasında bir Ankaralı olarak gene Ankara'nın yetiştirdiği bir büyük alimi anlatmaya çalışmak, onu tanıtmak en doğru tercih olacaktır. Hacı Bayram Veli 1352 yılında bugün Ankara'nın Çubukçayı üzerinde bulunan Zülfazıl, bugünkü adıyla Sorfasor mahallesinde Kuyunculu Ahmet'in 3 oğlundan en büyüğü olarak dünyaya gelmiştir. Esas adı Numan'dır. Hacı Bayram ismini hocası Somuncu Baba vermiştir. Çocukluğunda aldığı temel eğitimi devam ederken Arapça dersleri almış, ayrıca tefsir, fıkıh, hadis gibi dini ilimlerin yanı sıra matematik, astronomi ve edebiyat alanında dersler görmüştür. Daha sonra aldığı icazetle Ankara Kara Medresesi, Bursa Çelebi Mehmet Medresesi'nde dersler vermeye başladı. Ayrıca bu dönemde Yıldırım Bayezid döneminin kapıcıbaşı görevini yerine getirmekteydi. Bu süreçte Sufi meclislerinde Emir Sultan, Abdal Mehmet gibi dönemin önde gelen mutasavvıflarıyla görüşen Hacı Bayram, pozitif ilimlerin kendine yetmediğini görerek gönül dünyasına hitap edecek, manevi alemin kapılarını kendine açacak bir mürşit arayışı içerisine girmiştir. Hacı Bayram Veli bu süreçte Bursa'dan ayrılarak Somuncu Baba'nın çağrısı üzerine Adana'da Ceyhan Nehri kıyısındaki tekkesinde yaşayan Somuncu Baba'nın huzuruna çıkar. Somuncu Baba ona "Muradın nedir?" diye sorunca "Efendim, size hizmet etmek için geldim. Başkaca da muradım yoktur." der. Bunun üzerine Somuncu Baba "Bu yol zorluklarla, türlü meşakkatlerle doludur." der. Hacı Bayram'ın bu durumu kabul etmesiyle Somuncu Baba onu dervişliğe kabul eder. Başka bir rivayete göre Somuncu Baba'nın müritlerinden Şeyh Şuca Ankara'ya gelir ve Numan isimli müderrisi Somuncu Baba'nın dergahına davet etmeye geldiğini söyler. "Davete icabet lazımdır." diyen Numan bin Ahmet, Kurban Bayramı'na 2 gün kala Somuncu Baba'nın yanına vardığı için Somuncu Baba kendisine bayram lakabını uygun görmüştür. Somuncu Baba'nın kendisine "Öldükten sonra huzurlu bir kabir hayatı mı yoksa huzursuz bir kabir hayatı mı istersin?" diye soru sorunca Hacı Bayram müderrisliği bırakır ve Somuncu Baba'nın yanında eğitimine devam eder. Bir süre sonra önce Şam'a, sonra Hicaz'a, hac dönüşü Adana üzerinden Aksaray'a giderler. Somuncu Baba'nın vefatından sonra Hacı Bayram Ankara'ya döner ve bugünkü mevcut caminin inşasına başlanır. 1427-1428 yıllarında inşa ettirilen Hacı Bayram-ı Veli Camii, dikdörtgene yakın kare planlı, Türklerin İran'dan getirmiş olduğu tuğla duvarlı, ahşap direkli camilerinin Ankara'daki önemli örneklerindendir. Caminin çift şerefeli minaresi de tuğla yapılı olup, tuğlaların farklı dizilimleriyle cephelerde hareket sağlanmıştır. Dış yapısı sade olmakla birlikte iç düzende mihrabıyla, ahşap süslemeleri, çini bezemeleri ve minrebi ile iç cephelerde hareket sağlanmıştır. Mihrabı Ankara'ya özgü alçı mihraptır. Ankara'da bu tarz alçı panolu mihraplara sıkça rastlanır. Alt katta son cemaat yerinin içinden bir kapı aracılığıyla girilen çilehane kendine özgü tasarımı ile öne çıkmaktadır. Çilehane bölümünde müritlerin ibadet ve zikirlerinin yapıldığı küçük niş şeklinde birimler vardır. Hacı Bayram-ı Veli'nin 1429 yılında vefatı üzerine kabrinin üstüne yapılan türbe kare planlı olup sekizgen kasnağa, kurşun kaplı kubbeye sahiptir.
Türbe içinde 8 adet sanduka bulunmakta. Bunlardan en büyüğü Hacı Bayram-ı Veli'ye, diğer sandukalar ise kendinden sonra gelen şeyhlere aittir. Ayrıca caminin altında döneminde aşhane olduğu bilinen binaların kalıntıları mevcuttur. Burada ilim, irfan faaliyetlerinin yanı sıra sosyal hayatın gerektirdiği faaliyetleri de aksatmadan yerine getirilmiştir. Hacı Bayram-ı Veli'nin manevi şahsiyetinin geniş kitleleri etkilemesiyle etrafında büyük bir mühür topluluğu oluşmuştur. Bu durumun yankıları Sultan II. Murad'a kadar uzanmış, kendisini kıskananlar onu Sultan Murad'a şikayet etmiştir. Sultan Murad, Hacı Bayram-ı Veli'yi getirmesi için bir çavuş görevlendirmiş, eğer direnirse tevkif edilmesine emretmiştir. Hacı Bayram-ı Veli durumu öğrenince çavuşu kendisi karşılar. Tevkif için gelen çavuş Hacı Bayram-ı Veli'nin kişiliğinden etkilenir ve şikayetlerin boş olduğunu görür. Sizi tevkif için geldim ve sizi Edirne Sarayı'na götüreceğim der. Buna karşılık Hacı Bayram-ı Veli, sultanın emrine itaat gerek diyerek çavuşla birlikte Edirne'ye gider. Sultan Murat, Hacı Bayram hakkındaki iddiaların iftira olduğunu anlayınca kendisine ihtimam gösterir. Kendisinin ilim, irfan ve irşat faaliyetleri için Edirne Eski Camii'nde vaazlar vermesini sağlar. Onun manevi şahsiyetinden çok etkilenen Sultan Murat, Hacı Bayram ve müritlerini ilim faaliyetleri yapmaları şartıyla vergiden muaf tutar. Hacı Bayram daha sonra tekrar Ankara'ya döner ve Bayramilik tarikatının temellerini atar. Ankara'dan başlayıp Bursa, Balıkesir, Edirne gibi şehirleri dolaşıp tarikatının yaygınlaşmasını sağlar. Toplum içinde iş ve mesleki konularda gelişmeler sağlamak için ahilik benzeri bir örgütlenme kurarak sanatkarlara maddi imkanlar oluşturmuş, esnaf ve sanatkarların mesleklerinde ilerlemeleri için bütün imkanları seferber etmiştir. Tekkesinde tefsir, fıkıh, hadis, tasavvuf, yanı sıra matematik, geometri ve astronomi dersleri de vermiştir. Bir yardım sandığı kurarak müritlerinin manevi dünyasına hizmet dışında ihtiyaç sahibi olanlara maddi destek sağlanması konusunda imkan sağlamıştır. Hacı Bayram hem manevi şahsiyetiyle hem de akli medresedeki konumuyla devletten imparatorluğa geçişte görev alan, nesli yetiştirerek imparatorluğun temellerini atmıştır. Bu öğretilerin ışığı günümüzü de aydınlatmaktadır.